platform tüm dünya. Philip Capital sunar. Evet efendim, devam ediyoruz ve Stüdyo New York programında birazdan sevgili Betül Yürük bizlerle birlikte olacak ve kendisiyle birlikte ABD tarafında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ama öncesinde her sabah olduğu gibi gelin birlikte sabah saatinde hazırlamış olduğumuz gündemin sıcak manşetlerini bir anımsayalım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak dönüşü uçakta aralarında gazetecilerin de olduğu bir grup medya yetkilisinin sorularını yanıtladı. Hükümet olarak birinci önceliğin enflasyonu düşürmek, bunun için de tasarrufu önce kamuda uygulamak olduğunu belirten Erdoğan, önceliğimiz, birinci hedefimiz tasarrufu kamu harcamalarında uygulamak, enflasyonu düşürmek, ekonomiyi rahatlatmak, daha önce başardık, yine başaracağız diye konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Uluslararası Para Fonu, IMF ve Dünya Bankası'nın bahar toplantılarıyla çeşitli etkinliklere katılmak üzere yaptığı ABD ziyaretindeki temasları değerlendirdi. Toplantıların çok verimli geçtiğini ifade eden Mehmet Şimşek, Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Avrupa Yatırım Bankası gibi birçok uluslararası kuruluşla görüşmek için fırsat bulduklarını söyledi ve yatırımcıların Türkiye ilgisi mükemmeldi dedi. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye ziyaretinin ilk gününde Türkiye ve Almanya'nın sadece ortak ekonomik ve siyasi çıkarları olmadığını ifade etti ve Türk-Alman ilişkilerinin yüzyıllar boyunca kurulan insani bağlar sayesinde canlılığını da koruduğunu söyledi ve Almanya ve Türkiye'nin birbirine olan bağlılığını dile getirdi Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Irak Başbakanı Sudani arasında Bağdat'ta Hükümet Sarayı'nda gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki ülke arasında gerçekleştirilecek 26 işbirliği anlaşmasına imza atıldı. JP Morgan baş piyasa stratejisti Marko Kolonovic'e göre fiyat hareketli kazançlara bağlı olabilir ve yakın vadede istikrara kavuşabilir. Ancak bunun ötesinde satışların daha da devam edeceğini düşünüyoruz. Hisse senedi değerlendirmelerinde devam eden rehavet, enflasyonun çok sıcak kalması, Fed'in daha fazla yeniden fiyatlandırılması ve bu yılki zımmi hızlanmanın çok iyimser olduğu noktasında bir kar görünümü konusunda endişelerimiz devam ediyor dedi ve şirketlerin özellikle kar görüntüsüne dair endişelerini dile getirdi JP Morgan stratejisti Kolonovic. Evet, devam ediyoruz ve sevgili Betül Yürük'e gidelim. ABD tarafında neler oluyor? Gazeteci Betül Yürük Amerika'dan katılacak elimize. Betül, hoş geldin. Haftanın 3. işlem gününe diyelim. Nasılsın? Hayatın nasıl gidiyor? Murat, günaydın. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sen nasılsın? Çok çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Gayet iyiyim. 23 Nisan'da tabii bir taraftan da çocuk gibi şendik gerçekten de. Her yerde Türk bayrakları, her yerde çocuklarımız daha da büyük coşkularla kutlanmasını temenni ediyorum. Yaşlarımız yakın olduğu için beni anlayacaksın. Statlarda yapılırdı biliyorsun 23 Nisan kutlamaları, değil mi? O coşkuyu öyle hissederdik. Evet, orada koreografi ben yapılırdı. De keşke yine bir daha öyle olsa yani. O statlarda çocuklarımız statları doldursa bizler de onlara izlesek öyle. Sen katılır mıydın peki Murat bu katıldım, etkinliklere, aynen, bandolarda, korolarda yer almış mıydın? Ben hep şiir okuyan taraftaydım ve aynı zamanda işte birkaç defa dans gibi bir
denemem oldu ama oldukça başarısız olduğumu görünce öğretmenlerimiz, hani orada da bir şekilde de doldurmak da gerekiyordu sayıca. Hani en arkalarda, en koreografi bozmayacak şekilde arkalarda yer edindim ama tabii onların hepsine katıldık yani. Katılmazsak olmaz değil mi? Çok zevkliydi. Ama saatlerce evet, beklerdik özlüyoruz. O sıcakta böyle ayaklarımız artık pişerdi. Bittiği zaman da inanılmaz bir keyif olurdu. Güzeldi tabii ki. Çocuklarımız da bunu yaşıyor tabii. Gerçekten özlüyoruz. Ben de bugün kutlamaları izledim. Çocukları, o heyecan onlarda da var. Ama sanki bizim dönemimizde biraz daha farklıydı. Biz daha neşeli, daha eğlenceli kutluyorduk. Şu an o kutlamaları ben sanki biraz göremiyorum. Evet, işte o yüzden dedim yani statlara taşınsa, sadece hani belediyeler üzerinde de statlarımızı taşınsa ve çocuklarımız için çok önemli ve özel bir gün. Bunu böyle daha fazla yaymamız gerekiyor ama tabii başka kaygılar da olabilir. Ama tekrar ben o ruhun canlanacağını düşünüyorum diyelim. Hemen sen de istersen birazcık dış politikaya geçelim yavaş yavaş. Amerika'da tabii devam ediyor değil mi protestolar? Kolombiya Üniversitesi'nde Gazze protestoları vardı. New York Üniversitesi'ne de sıçradı. Neler oluyor diye soralım sana Betül. Evet, öğrencilerle başladık. ABD'de de öğrencilerle devam edelim. Kolombiya Üniversitesi'nde başlayan Gazze protestoları ve kampüste çadır kuran öğrencilerin polisler tarafından dağıtılmasıyla başlayan bu süreç New York Üniversitesi'ne de yansıdı Murat. Ve daha sonra Yale, Harvard gibi ABD'nin önde gelen üniversitelerinde öğrenciler İsrail'in Gazze'deki savaşını protesto ediyor. Ve yaklaşık iki haftadan beri Kolombiya Üniversitesi'nde başlamıştı. Ve ülkedeki farklı üniversitelere de yayılarak öğrenciler gösterilerini, protestolarını sürdürüyor. Gazze'de soykırım yapıldığını belirtiyorlar. Ve New York Üniversitesi'nde bugün yetkililer bazı grupları rahatsız eden davranışlar sergilemek ve kuralları ihlal etmekle suçladığı için polisten yardım istemek zorunda kaldı ve grupların dağıtılmasını istedi. Ve New York Üniversitesi'nde 130'dan fazla gözaltı oldu. Ve Yale ve Harvard'da da gözaltılar yaşandı. Bunu da söyleyebiliriz. Kolombiya Üniversitesi'nde bazı öğrencilerin antisemitizm ile karşı karşıya kaldığı iddiaları vardı. Bu iddiaların gündeme gelmesi nedeniyle eğitim, öğretim de biraz aksadı. Ve Kolombiya Üniversitesi antisemitizm, Yahudi karşıtlığı nedeniyle bazı öğrencilerin zarar göreceği endişeleriyle hibrit eğitim öğretime geçti. Yani öğrenciler bir kısmı online eğitimde alabilecekler ve Kolombiya online eğitime başladı. Harvard Üniversitesi'nde de protestolar nedeniyle, Harvard biliyorsun ABD'nin en ünlü üniversitelerinden, dünyadaki en büyük üniversitelerden, en başarılı üniversitelerden birisi ve yüzlerce, binlerce ziyaretçi alıyor günlük. Ancak bu protestolar nedeniyle kapılarını, kampüsünü kapatmak zorunda kaldı ziyaretçilere. Yetkililer öğrencilerin her ne kadar bu bütün üniversitelerde protesto hakkının olduğunu söylese de çevredekileri rahatsız etmek ya da taciz boyutuna varan davranışlarda bulunmak nedeniyle bu protestoların ya da bazı grupların haddini aştığını belirten açıklamalar yaptılar. Bir açıklamada bu protestolara ilişkin Amerikan kamuoyunda ciddi bir şekilde yer aldığı için ABD Başkanı Joe Biden'dan geldi. Protestoların bir kısmının Yahudi karşıtı olduğunu söyledi kendisi de. Ve bu antisemitik protestoları kınadığını söyledi. Bir süre daha devam edecektir bu protestolar. Çünkü Amerikan kamuoyunda duyarlılık gitgide artıyor. Özellikle de gençler arasında üniversitelerde İsrail'in Gazze'deki savaşına yönelik tepkilerin büyüdüğünü söyleyebiliriz. Evet, önemli üniversiteler. Dolayısıyla oradaki protestolar da böyle değil mi? Önemsiz leştirmeden çok dikkate değer protestolar olduğunu belirtelim. İzlemeye devam edeceğiz. Hibrit eğitime bazı üniversiteler sevgili Betül'ün söylediği gibi protestolardan dolayı geçmiş duruyor. Yani online eğitime diyelim efendim. Diğer taraftan da Trump'ın sus payı devam ediyor. Değil mi? Davası sus payı davası diyelim. Hani sen muhtemelen Murat derken yine Trump'la karıştıracaksın ama ben karıştırmadan söyleyeyim. Trump'ın sus payı davası için sözü sana bırakayım Betül. Tamam, uyarını alıp ona göre devam edeceğim ben de. Murat, dizi izler gibi biz de burada Trump'ın davalarını takip ediyoruz. Ve bugün de aslında çok ilginç şeyler duyduk mahkeme salonunda. Sus payı davasıydı 2016 seçimleri öncesinde. Yetişkin film yıldızı Stormy Daniels'la birlikte olduğu ve bunun duyulmaması için kendisine sus payı ödediği yönünde. Kendisine karşı şahitlik yapan kişiler dinleniyor ve bu
kişi kendisi hakkında olumsuz haberleri, Trump'ın tabloid gazetelerde yayınlanan bu haberlerin bastırılması, yayınlanmasının önlemesi yönünde bir takım anlaşmalar yapmış. Bugün dinlediğimiz şahitlerden birisi mahkemede bunu söyledi. Bu iddia tabloid gazetelerin yayıncısı David Becker'ın kendisinden geldi ve Trump'ın eski avukatı Michael Cohen'in ve bu yayıncının arasında bir anlaşma yapıldığı, Trump'ın hakkında o dönemde çıkan haberleri bastırmaya çalıştığı, yayınlanmasını engellemeye yönelik bir takım girişimlerde bulundu ve bu yayıncıyla anlaşma yaptığını söyledi. Şahitlerden birisi kendisi bizzat bu yayıncıydı, bunları anlattı ve seçimlere bir şekilde bu haberleri bastırarak, basında yer almasını engelleyerek müdahale ettiği suçlamaları da bugün Trump'a yöneltildi. Şahitler dinlenmeye devam edecek ve yaklaşık 1-2 hafta daha sürmesi bekleniyor bu duruşmanın deyip sözü sana bırakıyorum Murat. Çok çok teşekkür ederim. Ben de hemen sözü devralmış oldum. Çünkü programımızda sonuna geldik. Bir gelenek artık biliyorsunuz pazartesi çarşambaları senden sözü devralıp yayınımızı sona erdirmek noktasında. Betül çok çok teşekkür ederiz. Her gün olduğu gibi gerçekten de bu detaylı titiz çalışmalarından dolayı Betül Yürük efendim aktardı. Yarın çok da söyleyemedim, konuşamadık gerçi Nurhan'la ama yarın Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanıyor efendim. Piyasalar çok bir şey beklemiyor. Merkez Bankası'nın faizleri 50 puanda sabit bırakmasını bekliyor. Sabah saatinde detaylı bir şekilde konuşacağız Merkez Bankası'nın olası kararını. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Şimdi yayınlara başka arkadaşlarıma, moderatör arkadaşlarıma devrediyorum. Sabah 7'de bir kez daha görüşmek dileğiyle. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu.